Çevremizdeki dünyayı görme ve yaşama anlamında tarihin çok önemli bir anında bulunuyoruz. Amsterdam şehrinde teknolojiden anlayan bir grup devrimci, geleneksel rehber kitaplarını ve turist haritalarını çöpe atıyor. Kasaba ve şehirlerimizin sokaklarını, binalarını ve kent simgelerini görme şeklimizi dönüştürmek için yeni teknolojiler kullanıyorlar. Akıllı telefonlardan, sosyal medyadan, antik belgelerden, hatta kokulardan gelen verilerden faydalanarak bu haritacı, programcı, yazılım delileri grubu şehri daha önce hiç görülmemiş bir şekilde ortaya çıkarmak için harita ve uygulamalar yaratıyor. Tek bir kaydırmayla bir zaman yolcusu olabilirsiniz. Doğruca 1603 yılına gidiyoruz. Büyük yazarlar ve şairlerin rehberliğini kullanabilirsiniz. Şehirde gezinirken kelimeler arasında da geziniyorum. Amsterdam'ın büyük müzelerinden birinde mutlak güce sahip bir küratör olabilirsiniz. İnsanlar çılgınca şeyler yapıyor. Ve şehri burnunuzla keşfedebilirsiniz. Evet, köpek güzel kokuyor. Oh, bira. İnsanlar bana sürekli garip ifadelerle bakıyor. Bu öncüler geleceğe göz atmamızı sağlayacak ve kendi şehirlerimizi yaşamanın heyecan verici yeni yollarını gösterecek. İnteraktif Şehirler, Amsterdam. Amsterdam, bisikletleri, kanalları ve özgür ruhuyla meşhur. Ama aynı zamanda yeni teknolojinin sınırlarında bir şehir. Bir ziyaretçi olarak artık şehri keşfetmenizin, gezmenin en iyi yollarını bulmanızın ve kültür ve tarihini öğrenmenizin yeni yolları var. Başlangıç olarak ya Amsterdam sokaklarında gezip eski zamanlardaki hallerini görebiliyor olsanız, arkeolog Bado van Hauswart'la tanışın. Misyonu, geçmişi geleceğe taşımak için en son görüntüleme teknolojilerini kullanmak. Uzmanların, tarihçiler ve arkeologların ürettiği devasa boyutta bir bilgi birikimi var ve tamamı kütüphane ya da müzelerde kilit altında. Yapmak istediğimiz şey ise bu müzeyi dışarı taşımak. Hikayeyi geçtiği yerde anlatabilmek. Badewijn sizi 400 yıl öncesine Hollanda'nın altın çağına götüren bir uygulama geliştirmiş. Eski görselleri kaynak alıp şehrin o dönemki görünüşünü dijital olarak kurmakla başlamış. Eski haritalara bakıyoruz. Eski resimlere bakıyoruz. Arkeolojiye bakıyoruz ve ardından bütün bu bilgileri birleştirmeye çalışıyoruz. Neyse ki elimizde Amsterdam'ın çok ciddi miktarda resmi var. Örneğin Amsterdam'ın diyelim ki 1600'lerdeki haritasına bakarsanız buradaki eski limanın ve bütün binaların ressamlarca düzgünce çizildiğini görürsünüz. Yani hayır, bu Amsterdam'ın çok güzel, çok ayrıntılı bir manzarası. Buraya tıklarsanız Amstel Nehri'nin, damın, tartı evinin ve yeni kilisenin çok güzel bir resmini görüyorsunuz. Resmi yorumlayıp tam doğru yere koymamız gerekiyor. Çünkü bütün haritalar ölçeklendirme konusunda çok iyi değil. Boudewijn ve ekibi Amsterdam'ın meşhur Dam Meydanı'nın 17. yüzyıldan kalma insanı çevreleyen 360 derecelik 3 boyutlu modelini inşa etmek için bu eski resimleri kullandı. Dam Meydanı şehrin tam merkezinde yer alıyor. 800 yıl önce Amstel Nehri'ne ilk olarak burada set çekilmişti. Amsterdam adı da işte oradan geliyor. Yani aslında burada inşa ettiğimiz şey sizi zamanda geri götürebilen bir makine. Parmağımızı şöyle kaydırınca doğruca 1603'e gidiyor ve tamamen farklı bir meydan görüyoruz. Eski belediye binasını ve artık burada olmayan tartı evini görüyorsunuz. Bakın orası boş ve yeni kiliseyi görüyorsunuz. Ve bu da aslında buralardaki 1600'lerden yani Rembrandt'ın zamanından bugüne kalan tek eski yapı. Merkez istasyonu yönüne bakınca garip bir şey oluyor. Çünkü buradaki limanda su var. Şu binaların olduğu yerde, şu anda dikildikleri yerde aslında Amsterdam'ın eski limanı vardı. Uygulama size yük gemilerinin aslında şehrin dok alanının parçası olan Dam Meydanı'nın hemen yanına demirlediğini gösteriyor. Döndüğünüz her yerde geçmişe bakmak için uygulamayı kullanabilirsiniz. Eski Dam Meydanı'nın 3 boyutlu modeli telefon ya da tabletinizin pusulasını kullanarak sıralanıyor.
Yani günümüzün ve geçmişin birer üç boyutlu modelini yaratıp bu iki üç boyutlu modeli aynı hizaya getirdik. Uygulamayı kullanarak Dam Meydanı'nın 400 yılda nasıl dramatik bir değişim geçirdiğini görebilirsiniz. Ama sokaklarda Amstel Nehri'nin eski yatağında tarihi geçmişin izleri hala duruyor. İşte burası Amsterdam'ın en eski sokağı ve bu da Amstel Nehri'nin anahtarı. Şurada sağ tarafta eskiden evler vardı. Aslında hala var. Ve sol tarafta ise bir nehir vardı. Yani bütün şu binalar aslında nehrin içinde dikiliyor. Bu ufak sokaklardan birinin adı Papenbrüchsteig ve Papalık Köprüsü anlamına geliyor. Keşişlerin yeni kiliseden çıkıp ta eski kiliseye gelmeleri için kullanılırdı. Badewijn uygulamasını Hollanda'nın diğer şehirlerini de kapsayacak şekilde genişletmiş bile. Artık gözlerini daha da ileri dikmiş. Antik Roma'nın Palatino Tepesi'ne ve Atina Akropolisi'nin Partheon'una. Yapmaya çalıştığımız şey, geçmişin farklı dönemlerindeki dünyayı yeniden inşa etmek. Dünya çapında 50 bin kadar yerde bunu inşa etmeyi umuyoruz. Badewijn zamanda geri giderken Amsterdam'da keşfedebileceğiniz bol miktarda güncel yer de var. Ama artık bir teknoloji devrimi sayesinde bu mümkün olabiliyor. Seyahat rehberinizi çöpe atıp sosyal medyaya bakma vakti. Her gün dünya çapında milyonlarca fotoğraf sosyal medya sitelerine yükleniyor. Hollandalı veri haritacısı Sander van de Drift, internetteki fotoğrafların ve sosyal medya verilerinin turistlere rehberlikte nasıl kullanılabileceğini görmek istemiş. Her gün şehri ziyaret eden çok sayıda turist oluyor. Bir turist bir şehirde gezerken ne yapıyor? Fotoğraf çekiyor. Turistlerin nerelere gittiğini, hangi rotaları kullandığını analiz etmek için fotoğraflar mükemmel bir çözüm. Sonder, Amsterdam'ın fotoğraf paylaşım sitesi Flickr'a yüklenen neredeyse 500.000 fotoğrafı analiz etti. İnternetteki fotoğraflara gömülü verileri kullanarak Sonder, bireysel turistlerin şehri nasıl gezdiğini araştırdı. Her fotoğrafın özel bir kullanıcı kimliği var. Bu kimliği kullanarak tek bir turistin çektiği fotoğrafları seçebilirsiniz. Fotoğrafın tarih bilgilerine ve mekana bakarak fotoğrafları zaman çizelgesine göre dizebilir ve turistlerin şehrin sonraki çekim mekanlarına giderken kullandığı rotaları kestirebilirsiniz. Sonder'ın veri hasadı deneyi çoğu ziyaretçinin şehirdeki deneyimlerine merkez tren istasyonundan başladığını gösterdi. Bir turist Amsterdam'a geldiğinde genellikle önce çok güzel bir bina olan merkez tren istasyonuna geliyor. O yüzden de fotoğrafını çekip bir sosyal medya platformuna ekliyorlar. Belirli turistlerin çektiği fotoğraflardaki tarih bilgilerini kullanarak Sonder izledikleri rotaları belirleyebildi. Çoğu insanın şehri gezmeye tren istasyonundan başladığını gördü. Demrak yolundan devam ediyor, doğruca Dam Meydanı'na gidiyorlar. Dam Meydanı, yani şu anda dikildiğimiz yer, uzak arayla Amsterdam'ın en popüler noktası. Verilerde nasıl öne çıktığını rahatça görebilirsiniz. Yakınlaştırırsanız buradaki uzun kırmızı kolonlar turistlerin en çok fotoğraf çektiği Dam Meydanı'nı temsil ediyor. Sonder şehir çapında çekilen ve yüklenen fotoğrafların sayılarına dayanan bir harita yaratmış. Kolonlar her bir bölgede çekilen fotoğrafların toplam sayısını gösteriyor. Dam Meydanı'nda yükselen uzun kırmızı kolonlar bize en çok fotoğrafın burada çekildiğini gösteriyor. Haritalarım çok sayıda farklı fotoğrafçının çektiği binlerce fotoğrafa dayanıyor. Yani bunlar aslında toplum tarafından yaratılıyor. Diğer turistlerin çektiği fotoğraflara göre en popüler ziyaret noktalarını bulmak için Sonder'ın haritasını kullanabilirsiniz. Harita, sevilen fotoğraf sıcak noktalarını gösteriyor. Diğer ana zirvelerden biri de Dam Meydanı'nın 1,5 kilometre güneybatısındaki müzeler bölgesi. Ama bunu araştırdığında fotoğrafların müzelere değil, hiç de akademik olmayan bir şeye ait olduğunu görmüş. Bu mekan Amsterdam'ın en çok fotoğrafı çekilen objesine sahip. Herkes ben Amsterdam'ın heykeliyle selfie çekmek istiyor. İnsanlar heykele bayılıyor, üstüne çıkabiliyor, selfie çekebiliyorlar, altında oturabiliyorlar, grup fotoğrafları çekiyorlar. Burayı çok seviyorlar.
Sonder'ın sosyal medya haritası size şehri yepyeni bir yöntemle gösteriyor. Sizden önce buraya gelen diğer ziyaretçilerin gözlerinde. Geleceğin seyahat rehberlerinin gücünü buradan alacağına inanıyor. Turistlere diğer turistlerden oluşan devasa bir internet toplumu rehberlik edecek. San Francisco'dan Roma'ya, Bangkok'a dek şehirlerde Yahoo gibi şirketler sosyal medyadaki konum bilgisi olan fotoğrafları kullanarak kişiselleştirilmiş yolculuk programları yaratan yazılımlar geliştirdi bile. Sosyal medya verilerinin yükselişi veri analizinde yepyeni bir sayfa açıyor. Gerçek zamanları, hızlı, devasa, milyonlarca insan tarafından, büyük topluluklar tarafından yaratılıyor ve dünyayı, şehirleri anlamak için yeni bir yol sağlıyor. Yeni bir şehre geldiğinizde size gezilebilecek yerleri bildiren şahsi bir rehberiniz olsa ne iyi olurdu, değil mi? Bu küçük beyaz kutular sayesinde gelecekte tam da böyle olabilir. Bunlara iBeacon adı veriliyor ve bu zeki küçük araçlar her yerde ortaya çıkmaya başladı. Axel Roest, Amsterdam'daki uygulama akademisinin müdürü. Bilgiyi doğruca kulaklarınıza getirmek için bu iBeacon'ları kullanan akıllı telefon uygulamaları geliştiriyor. iBeacon basit bir cihaz. Şöyle ki, yaptığı tek şey telefonunuza bir Bluetooth sinyali göndermek. Telefonunuz bir anda nerede olduğunu ve çevresinde neler olduğunu anlıyor. iBeacon saniyede birkaç kez "Hey, buradayım, buradayım, buradayım" diyen bir sinyal gönderiyor. Axel, iBeacon'ları kullanarak size Amsterdam'ın sanat ve kültür dünyası hakkında bilgi veren bir uygulama geliştiriyor. Adını da Art Whisperer koymuş. Art Whisperer size şehirdeki ilginç şeyleri ve görülecek yerleri anlatan bir proje. Size yakınlarda bir sanat eseri olduğunu bildirip konuşarak eserin tarifini yapmaya başlayabilir. Axel, şehrin geleneksel ışık festivalinden bazı yerleştirme sanatı eserlerini kullanarak uygulamasını Amsterdam'ın sokaklarında test ediyor. Bu devasa açık hava sergisinde muazzam şekilde ışıklandırılmış sanat eserleri var. Her yıl Kasım'dan Ocağa karanlık kış aylarını aydınlatıyorlar. Siz bir sanat eserine yaklaşırken yakındaki bir iBeacon telefonunuzdaki uygulamayı tetikliyor ve uygulama size anlatmaya başlıyor. Anita Dornhill'in ışık dalgası şeffaf, masmavi, suda yüzen dalgalı bir alandır. Yani siz kanal boyunca yürürken beacon telefonunuza uzanıp "Hey, burada yerleştirme sanatı var" diyor ve artık bunu dinleyebiliyorum. Telefonuma bakmak zorunda değilim. Sadece yerleştirmenin keyfini çıkartabilirim. Şehrin çeşitli bölgelerinde 40 yerleştirme bulunuyor. Kuzey ışıkları Aurora Borealis harikulade bir fenomen. Axel'ın akıllı telefon uygulaması hala deneme sürecinde. Yazılımı test etmek için daha çok iBeacon yerleştiriyor. Ötesine koş. Angelo Bonello tarafından yaratılmış, hepimizin hayatında gerçekleştirmemiz gereken sıçrama ile ilgili bir çalışma. iBeacon'lar, Axel gibi yazılım bağımlılarına rehberlerin nihai halini yaratma şansı tanıyor. İçinde gezdikçe sizi doğrudan şehirle ilişkiye sokan uygulamalar. Axel'ın yarattığı şey, geleceğe bir bakış aslında. iBeacon'lar sizi sanatla, kültürel şenliklerle tanıştırmakta ve eğitim amaçlı kullanılabilir. Dünya çapındaki bütün sanat eserleri ve kültürel nesnelere iBeacon takıldığını görmek isteriz. Böylece dünya çapındaki beaconları kullanacak uygulamalar yaratabiliriz. Artık şehirde kendi yolunuzu bulabilmeye başladığınıza göre daha derine inip farklı bir duyumsal deneyime katılma vakti geldi. 1 İtalyalı bir sanatçı tüm ziyaretçileri ve yerli halkı şehirleri yepyeni bir yolla takdir etmeye davet ediyor. Sadece gözleriniz ve kulaklarınızla değil, burnunuzla da. Kate McLean kokulara bayılıyor ve duyumsal haritalar üretmeyi seviyor. Kokuları seviyorum çünkü zorlar. Kısa ömürlüler. Onları saptamak çok zor. İş haritalarını çıkarmaya gelince karmaşıklaşıyorlar. Ama aynı zamanda bir şehirdeki insani deneyimin büyük bir parçasını oluşturuyorlar.
Kate için haritaları adına veri edinmek bol bol ortalığı koklamayı gerektiriyor. Sürecin ilk adımları kokuların çıkacağı bölgeleri aramakla başlıyor. Rüzgarla taşınan ve ancak burun deliklerinizin yanından geçip gittiği için fark edebildiğiniz bazı kokular olacaktır. Yanımızdan gelip geçen pastane, fırın gibi bir koku var. Arada bir işlerine giden insanların parfümlerinin kokusu oluyor. Amsterdam'daki kokuların temelinde yatan hafif bir tür kanal kokusu da var. İnsanlar sürekli garip ifadelerle bana bakıyor ve ne yapıyorsun gibi sorular soruyor. Çok haklılar, çünkü çok sıra dışı bir işim var. Bir şehrin koku haritasını üretmek için Kate, yerel halkı işe katıp kendi şehirleri hakkındaki duyumsal algılarını genişletmeyi seviyor. Bugün Amsterdamlı Nina Boyen bir koku gezisinde ona katılıyor. Bu muazzam bir şey. Harika. İşe şehrin güneyindeki Albert Kaip pazarından başlıyorlar. Koku haritaları, bir şehrin kokularını keşfetmek için en iyi yerin o şehirde yaşayan, o şehrin sakini olan insanlar olduğu fikrine dayanır. Şurayı bir koklasana. Çantaların derisinin çok güçlü bir kokusu var. Bunun altında yosun var. Aa, klasik. Çok güçlü bir koku. 1 milyon farklı rengi görebilir, 500 milyon farklı sesi duyabilir. Vay canına. Ve neredeyse 1 trilyon kokuyu alabiliriz. Bu gerçekten çok güzel, çok güzel bir yemiş kokusu var. Evet, köpek güzel kokuyor. İnsanların neyi fark ettiğini, bunu nerede fark ettiğini ve hakkında ne hissettiğini öğrenmek çok ilginç oluyor. Artık şehri burnumla görüyorum. Amsterdam'da çıktıkları koku yürüyüşünde Kate ve Nina keşfettikleri kokuları ayrıntılarıyla not ediyor. Kuzeydeki tekli kanala geçen ikili meşhur yüzen çiçek pazarını kokluyor. Taze çiçekler bana her zaman Amsterdam'ı hatırlatmıştır. Evet, şu anda burada çok güçlü çiçek kokuları var. Genel olarak açmış çiçeklerin kokusu. Bence şey olabilir. Hayır ama cidden çok kokuyorlar. Bu çok garip. Evet. Tek normal bir davranış sayılmaz. Hayır. Bunu koklayan satın almak istemez bence. İstemez. Kate burnunu takip edip kuzeydeki Newmarkt bölgesine geliyor. Burada burnu yeni kokular alıyor. Oh, bira. Yengeç kokusunu alıyor musun? Ayrıca pek taze bir koku da değil, çünkü bütün gün burada. Kokusu tuğlaların içine kadar işlemiş de ondan. Evet. Taze balık kokusunda özellikle harika olan bir taraf var. Ayrıca yengeç de daha tatlı bir kokuya sahip. Koklamakla geçen zor bir günün ardından Kate koku verilerini sıralamaya başlıyor. Bir şehir haritası üzerine farklı kokuları işliyor. Çiçek pazarında çiçek kokuları var. Kanalın kokusu, kiliseler, inşaat, toz, yine cin baharatları. Kahve neredeyse her yerde karşımıza çıkıyor. Biri çok güzel ve şiirsel biçimde hafif atlar diye tarif edilmiş. Bir diğer kuvvetli koku da diş hekimi muayenehanesi kokusuydu. Yerel koklayıcı ekipleri sayesinde Kate Amsterdam için 600'den fazla farklı koku kaydetti. Artık şehrin bir koku manzarasını yaratabiliyor. Kokuları seçtikten sonraki atacağım adım onlara birer renk vermek. Ardından haritada bu kokuların kaynaklarını işaret eden merkezi noktalar yaratıyorum. Eş merkezli çemberlerin sayısı algılanan yoğunluğu gösteriyor. Bunları şehrin üstüne yerleştiriyorum. Yolları ve binaları gösteren haritaların aksine kokular hareketsiz kalmaz. Kate, hakim rüzgarların yönü ve hızını da dikkate alarak kokuları dijital ortamda sürüklüyor. Bir sanatçı olarak Kate eserlerini sergiliyor ve haritalarını internette yayınlıyor. Edinburgh, Milano ve Paris'in koku haritalarını da yapmış ve şehirleri koklayabilmek için haritalarını taşıyabileceğiniz bir uygulama yapmayı planlıyor. Kate'e bakılırsa haritaları koku turistleri dışında şehir planlamacılarının da ilgisini çekiyormuş. İnsani açı anlamında kokuların şehirlerine olan etkilerine bakabiliyorlar. İnsanın duyumsal algılamaları şehrin iyiliği anlamında gerçekten çok önemli. Koku manzaraları şehriniz konusunda size benzersiz bir deneyim sağlıyor. Sizi dünyanızı tamamen farklı bir duyunuzla keşfetmeye davet ediyor.
Son ürün olarak çıkan harita geleneksel bir harita değil. Aslında amacım haritacılığa meydan okumak. Bu durağan bir şey değil. Olamaz. Çünkü kokular durağan değil. Bu bir olasılıklar haritası. Amsterdam'a gelen bir ziyaretçi olarak artık şehrin manzara, ses ve kokularını keşfetmek için devrimci yeni haritaları kullanabilirsiniz. Ancak bir yerden bir yere gitmek hala zor olabilir. Ya gece gündüz trafik sıkışıklıklarından kaçıp kalabalıklardan uzak durmanın bir yolu olsaydı? Tramvay ve otobüsler dışında çoğu insan Amsterdam'da bisikletle ya da yayan geziyor ve günümüzde neredeyse herkesin akıllı telefonu var. Bu Hollandalı bir girişimciyi düşündürmüş. Şehirdeki hareketliliği gerçek zamanlı görmek için akıllı telefonlarını kullanarak insanları anonim şekilde izlemek mümkün olabilir mi? Paul Verhoeven Human uygulamasını yarattı. Uygulamanın amacı aslında insanları hareketlendirip sağlık kazandırmaktı. Human aktivitenizi izleyen bir uygulama. Telefonunuzda arka planda çalışıyor ve siz yürür, koşar ya da bisiklete binerken otomatik olarak kaydediyor. Temelde insanları her gün 30 ile 60 dakika hareket etmeye yönlendiriyoruz. Uygulama akıllı telefondaki farklı sensörleri kullanarak nerede olduğunuzu ve hareket hızınızı biliyor. İçinde hareket sensörü var, içinde jiroskop var, içinde pusula var. Nerede olduğunuzu bilen konum sunucuları var. Ne tür aktivitelerde bulunduğunuzu anlamak için bütün bu sensörleri bir araya getiriyoruz. Mesela bisiklete binerken cihazınızın hareketini saptıyoruz. Yerinizi biliyoruz. O yüzden hızınızı da biliyoruz. Ve aynı zamanda telefonunuzun hareketini de algılıyoruz. Çok dairesel bir kalıbı var. Yani ben bisiklete binerken sensörlerin verilerini alıp bu verileri neler olduğunu anlamak için sunucularımıza gönderebiliriz. Uygulama şu anda Amsterdam'da 1800 kişi tarafından kullanılıyor ve akıllı telefonlarca üretilen bu veriler anonim şekilde merkeze gönderiliyor. Ardından veriler hayret verici bir şey yaratmakta kullanılıyor. İnsan aktivitesinin gerçek zamanlı bir haritası. Sabahları ve geceleri çok sessiz oluyor ve sonra işe gidiş saati civarında, yani ağırlıklı olarak sabah 8'de çoğu bisikletle olmak üzere işe gitmeye hazırlanan insanlarla bütün şehir patlıyor. Her yeri ışıl ışıl oluyor. Trafik akışlarının şehrin çeperlerinden şehir merkezine aktığını görüyorsunuz. Pol'ün haritasında her ışık noktası ayrı bir bisikletçi. Yoğun saatte binlerce bisiklet yollara düşünce, harita her sıkışıklığı ortaya çıkarken görmenize ve bisiklet sıkışıklıklarından kaçınmanıza yardımcı oluyor. Birçok bisikletçi ve yayanın aynı alanda bir araya geldiği bu şehirde topladığımız anonim verilerin, bütün bu arabalarla bisikletler aynı yerdeyken neler olduğunu görmek anlamında çok büyük değeri olabilir. Hem izlenebilenler sadece bisikletçiler de değil, akıllı telefonunuzdaki hangi hızda hareket ettiğinizi ve her bir adımınızın etki gücünü ölçen zeki sensörler yürüyor musunuz, koşuyor musunuz anlıyor. Pol'ün haritası şehrin tüm sokakları içinde yayalar için en yoğun caddenin Amsterdam'ın güneydoğusundaki 9. cadde bölgesi olduğunu gösteriyor. Bu bölge Human'daki haritalarda ışıl ışıl oluyor çünkü insanlar alışveriş yapmak için buraya geliyor. Yani hediye almanız gerekiyorsa, harita kalabalıktan kaçınmak için alışverişe gidilecek en iyi saate karar vermenize yardımcı olabilir. Ve kendinizi enerjik hissediyor. Şehrin koşucularına katılmak istiyorsanız, hareketten ışıldayan yer meşhur Vondelpark'tır. İnsanlar ceplerinde ya da kollarındaki bantta telefonlarıyla koşuya çıktıklarında bunu da izliyoruz. Ekranların özellikle de akşam 5 ila 7 arası aydınlandığını görüyoruz. Tüm bu haritalar gerçek insanlar tarafından gerçek zamanlı üretilen gerçek verilerle üretiliyor. Uygulama Amsterdam'la da sınırlı değil. Kullanıcılar insan hareketinin gerçek zamanlı verilerini dünya çapında üretmeye başlamışlar bile. Pol'ün haritaları New York, Paris ve Tokyo kadar uzak şehirlerin belediyelerinin bile ilgisini çekmiş. Halkınızın hareketlerini izleyebilirsiniz, şehrinizin kilitlenmesini önleyebilirsiniz. Dünyanın dört bir yanındaki farklı şehirlerde yaptıklarımıza bakarsanız, kullanıcılarımızın anonim verileri çok faydalı olabilir. İnsanların nerede koştuğunu, yürüdüğünü ve bisiklete bindiğini biliyoruz. Ve bu verileri birleştirip fiziksel alanda neler olduğuna daha derinden bakmak, daha iyi bir yer haline getirebilir.
Bir şehirde bir yerden bir yere nasıl gideceğini bilmek tüm ziyaretçiler için güzel olur. Ama Amsterdam'da hareketlerinizi izleyip haritalandırabilmek kapalı alanda çok başka olasılıklar da yaratıyor. Ve bu da ziyaretinizi çok daha keyifli hale getiriyor. Şehrin güneydoğusundaki Museumplein'de yer alan meşhur Van Gogh Müzesi 700'den fazla sanat eserine ev sahipliği yapıyor. Her yıl kapılarından içeri neredeyse 2 milyon ziyaretçi giriyor. Küratörler galerilerinin dizilimini geliştirmenin bir yolu olup olmadığını merak etmiş. Larina Van de Viel, müzenin pazarlama bölümünden. Çığır açan bazı izleme teknolojilerini denemek onun sorumluluğunda. Ziyaretçilerimiz ve onların müze deneyimleri hakkında büyük bir sezgi kazandık. Ama galerilerdeki davranışları, insanların nasıl gezindiği hakkındaki sezgimiz eksikti. Müzede trafik sıkışıklığı oluyor. Burası çok kalabalık bir müze. Onlara müthiş bir ziyaret deneyimi yaşatmakla bu resimleri, koleksiyonu olabildiğince çok insana sergilemek arasında sürekli bir mücadele yaşıyoruz. Larina ziyaretçilerin müzeyi nasıl gezdiğini görmek istemiş. Başlarda düşük teknolojili bir yaklaşım deneyip gezen ziyaretçileri takip etmişler. Yaz mevsiminin çok yoğun bazı haftalarında 900 ziyaretçiyi takip ettik ve hangi noktalarda durduklarını ve ne yaptıklarını not ettik. Gerçekten bir resme mi bakıyorlar, resimlerin yanındaki metinleri okuyorlar mı, multimedya rehberlerine bakıp daha fazla bilgi alıyorlar mı, birbirleriyle sohbet ediyorlar mı? Tüm bu bilgileri kaydettik ve izledikleri rotalarla birleştirdik. Sonuç, turist yollarının çılgın bir haritasını yarattı. Ama bu alışılmadık bir şeyi de ortaya çıkardı. Anladığımız önemli şeylerden biri, büyük, etkileyici, meşhur resimlerimizden birini, ay çiçeklerini yerleştirdiğimiz nokta hakkındaydı. İnsanlar galerilerden birinde yürürken, köşeye gelip döndüklerinde sağ omuzlarının üstünden bir anda duvarda asılı duran ay çiçeklerini görüyor ve ona doğru koşarken birbirlerine çarpıyorlardı. Biz bunu kendimiz fark etmemiştik. Çok garipti ama orada gerçekten ne olduğunu anlamak için o 900 çizgiyi kağıt üzerinde görmemiz gerekti. Sonra izleme deneyinin sonucu olarak müze meşhur ay çiçekleri resmini daha iyi bir yere taşımış. Yepyeni bir giriş holü inşa edilince Larina ziyaretçi izleme projesini geliştirmeye karar vermiş. Gördüğünüz gibi burası yepyeni bir yerleşim planı olan büyük, açık ve ferah bir alan. Burada birçok şey oluyor. O yüzden insanların bu alanda nasıl hareket ettiğini öğrenmek istiyoruz. Tavana gömülü bir kamera kullanarak insanların yoğun giriş holünün tamamında nasıl hareket ettiğini gözlemlemeyi umuyorlar. Ama anonimliği korumak için kamera fotoğraf çekmiyor ya da onları saklamıyor. En yeni izleme teknolojilerini kullanıyor ve her bir insanı renkli birer noktaya çeviriyor. Sadece bir kişi olduğu zaman mavi oluyor. Aynı yerde aynı anda birçok insan olduğu zamansa nokta kırmızıya dönüşüyor. Mesela buranın insanlar biraz dinlenip oturabilsin diye banklar yerleştirdiğimiz bir alan olduğunu görebiliriz. Bu da neden orada çok sayıda insan olduğunu bize açıklıyor. Bu ayrıca bize çok ilginç başka bir şey daha gösteriyor. Bu bölgedeki A noktasından B noktasına gitmek için insanlar şu hatları kullanıyor. Artık ziyaretçi izleme projesini tüm müzeye yayma planları yapılıyor. Sonuçlar tüm ziyaretçiler meşhur sanatçı hakkında en iyi deneyimi yaşayabilsin diye başka resimlerin de yerinin değiştirilmesini gerektirebilir. Ama ya vakit kısaysa ve her şeyi göremiyorsanız? Amsterdam'da kendi müzenizi oluşturmanız bile mümkün. Van Gogh'un tam karşısında meşhur Rijksmuseum, Hollanda'nın ulusal sanat koleksiyonunun koruyuculuğunu yapıyor. Hollanda'nın altın çağından birçok meşhur resim orada sergileniyor. Rembrandt, Vermeer ve Van der Helst de bunlara dahil. Hepsi ülkenin en büyük binalarından birinde sergileniyor. Ama bu kutsal salonlar şu anda dijital bir devrim yaşıyor. Müzenin dijital çağa geçişine ise Lizzie Youngma önderlik ediyor.
Bina 1885'te Hollandalı mimar Kuipers tarafından inşa edilmiş. Rijksmuseum'da sanat katedrali olarak inşa etmiş. Ve burada merkez girişte de Şeref Galerisi'ne ya da sanatın Hollanda'daki büyük mihrabına geliyoruz. Rijksmuseum 1 milyondan fazla esere ev sahipliği yapıyor ama bunların çok azı sergileniyor. Bu yüzden internetten izlenebilmeleri için tüm sanat eserlerinin fotoğrafını çekip dijital ortama aktarmak gibi büyük bir projeye girişmişler. Rijksmuseum koleksiyonu çok kapsamlı bir koleksiyon. Arkeolojik bulgulardan insanların Kuzey Kutbu'nda taktığı şapkalara ya da bunun gibi kimonolara dek uzanıyor. Ama resimlerimiz de var. Seramik var, gümüşler var. Projenin parçası olarak dünyanın neresinde olursanız olun, kendi müzenizin küratörlüğünü yapabiliyorsunuz. Buna da Rijks Studio diyorlar. Koleksiyonumuzdan sanat eserlerini biriktirebilirsiniz. Bunlar müzede sergilenen şeyler olabilir ama aynı zamanda depodaki eserlerden bazıları da olabiliyor. Ve kendi sergilerinizi yaratabilir, yarattığınız sergileri internet sitemizden herkesle paylaşabilirsiniz. Sadece koleksiyonu tarıyor, ardından görüntüleri kendi müze alanınıza kaydediyorsunuz. Hatta akıllı telefon uygulamalarını kullanarak müzedeyken bile sanat eserlerini kendi stüdyonuza ekleyebilirsiniz. İnsanlar internet sitemizdeki Rijks Studio'da çılgınca şeyler yapıyorlar. Gelenlerden biri camdan bakan insanlar hakkında bir set hazırladı. Bu da hayvanlardan büyülenen biri, inekler gibi. Ve başka biri de mavi renkten büyüleniyordu. Koleksiyonumuza bizden çok farklı açılardan bakıyorlar ve insanların koleksiyonumuzda bulduğu bazı şeyler inanılmaz oluyor. Dijital platformu kullananlar sadece meraklı internet küratörleri de değil, profesyonel sanatçılar ve tasarımcılar da kullanıyor. Bu resim, bu Asselin, Rijksmuseum koleksiyonunun ilk resmi. Müzede aldığımız ilk resim buydu. Bu resmin güzel tarafı şu, bunu internet sitemizden paylaştık ve tasarımcılar bu resmi çok sevdiler. Ve Amerikalı bir kız, sırtında bu resmin olduğu çok güzel bir kimono tasarladı. Ve gerçekten ne kadar güzel olduğuna inanamazsınız. Rijksmuseum dijitalleştirme projesine devam ederken siz de dünyanın neresinde olursanız olun kendi müze koleksiyonlarınızı oluşturabilirsiniz. Müze ilham alınacak, yeni sanat eserleri ürettirecek, yeni eserleri teşvik edecek bir yer olarak kuruldu. Yani bizim için dijitalleştirme ve Rijksmuseum sitesi sanatçıları ya da herhangi birilerini yeni eserler üretmeye teşvik etmenin bir yolu. Amsterdam'ın müzeleri dünyanın en iyileri arasında olsa da, eğer derdiniz Hollanda kültür ve tarihi ise, bunu tatmin etmenizin bir yolu daha var. Belki fark etmediniz ama şehrin sokakları çarpıcı bir edebi mirası içeriyor. Sadece bulmak için nereye bakacağınızı bilmelisiniz. Grafik tasarımcı Yolanda Hantel'a, şehrin tamamının, dünyanın en büyük yazarlarının yazdıklarına dayanan, eşsiz bir haritasını yaratmak için iki Hollandalı yazarla bir ekip kurdu. Haritayı yapmaya başladığımda, bunlar kitaptan alıntılar ve bunların o kitaplardan kopartılmış gibi görünmesini istiyorum dedim. Sanki kağıt parçalarını yırtıp büyük bir kağıda yapıştırıyormuşsunuz da, Amsterdam ortaya çıkıyormuş gibi oluyor. Hepimiz herhalde 6 ayda olsa olsa 1 yılda biter. Ondan sonra harita bitmiş olur ve ne yapacağımıza bakarız diye düşünüyorduk. Ama bitirmek 3,5 yılımızı aldı. Bu süre boyunca ekip 250'den fazla kaynaktan beslenerek Amsterdam hakkında, çoğu kitaplardan ama bazıları şarkı ve mektuplardan gelen 500 alıntı biriktirmiş. Yolanda en yeni tasarım yazılımlarını kullanarak her bir alıntıyı şehirde ilgili olduğu noktaya yerleştirmiş ve ardından haritayı oluşturmak için kelimeleri şekillendirip renklendirmiş. Su doğal olarak mavi, parklar yeşil, meydanlar gri ve sokaklarda siyah. Binalar kırmızıya çalıyor. Hafif turuncu kahverengi gibi. Bunu yapmaya mecburdum. Çünkü hepsini ayrı ayrı okuyabilmek gerekiyor.
sonuçsa şehri yaşamak için eşsiz bir yöntem olmuş. Amsterdam haritası olduğu belli oluyor ama sadece kelimelerden oluşuyor. Bu haritayı yaptığımdan beri artık şehirde gezinirken kelimeler arasında geziniyorum. Yolanda'nın en sevdiği alıntılardan biri şehir merkezinin doğusunda su kenarında yazılmış. Vincent van Gogh tarafından 1877'de yazılan bir mektuptan. Şu anda Osterdorf'tayız. Vincent van Gogh bir yıl burada yaşamış. Aslında hayatının en mutlu dönemi değilmiş. Birçok mektup yazmış ve bazı insanlar yazarlığının ressamlığından daha iyi olduğunu söylüyor. Bu mektubu kardeşine yazmış. Birkaç gün önce iki çocuk Katzenberg Köprüsü yakınlarında suya düştü. Amcam onları gördü ve Makassar'ın iskeleye bağlı teknesiyle açıldı. Çocuklardan birini kurtardılar. Su boyunca batıya, merkez istasyonuna doğru ilerlerseniz, Yolanda'nın haritası sizi Remco Kompert adlı meşhur bir Hollandalı yazardan yapılan bir alıntıya götürüyor. 1960'larda siyasi eylemcilerin, anarşistlerin ve beatniklerin toplumsal değişim yaratmaya çalıştığı bir protestolar ve ayaklanmalar dönemini anlatıyor. İstasyon meydanında bir kişi kaldı. Atılıp ayaklar altında ezilmiş protesto pankartları ve üstünde devrim yazan afişler arasında yapayalnız. Bu Hollanda'nın en iyi saç kesimli yazarıydı. Güneybatıya giden kanalları takip ederseniz, harita sizi en dokunaklı girişlerden birine götürüyor. Prinsengracht 263 numara adresinden bahsediyor. Burası Nazilerin şehri işgal ettiği dönemde Anne Frank ve ailesinin saklandığı yer. Anne Frank sanırım bir tek kitap yazdı. O da galiba Hollanda edebiyatının en çok tercüme edilen kitabı. Ve bu kitap olmadan harita tamamlanamazdı. Prinsengracht'a geldim. Mip çabucak bizi üst kata gizli odaya çıkardı. Mip Anne Frank'le ailesini babası Otto'nun bürosunun üstündeki gizli odada saklayan insanlardan biriydi. Ama ardından 4 Ağustos 1944'te ailesinin yeri keşfedildi ve Almanya'da bir toplama kampına gönderildi. 1945 Mart'ında Anne ve kız kardeşi Margot öldü. 2 yıl sonra günlüğü yayımlandı. Yolanda'nın haritası aksi halde görünmez kalacak bir dünyaya eşsiz bir bakış atmanızı sağlıyor. San Francisco ve Rusya'daki St. Petersburg gibi şehirleri kapsayan edebiyat haritaları artık çok popüler olmaya başladı. Amsterdam'da Yolanda'nın haritası birçok okuyucuya orijinal hikayelere dönme ilhamı bile vermiş. Haritayı satın alan bir kadından e-posta geldi. Şöyle demiş, haritayı doğum günü hediyesi olarak babama verdim. Şu anda masasında oturmuş, büyüteçle bu haritaya bakıyor ve haritayı okuyor. Ben de babamın kitap rafları arasında yürüyüp kitabı yeniden okuyorum. İnsanlar haritayı okuyor. Amsterdam ziyaretiniz sona yaklaşırken şehrin tüm tarihinin hızla üstünden geçmek için bir fırsatınız daha var. Ve o da şehir arşivinin derinliklerinde geliştiriliyor. Klaas Bindert de Haan son 15 yılını Amsterdam'ın haritalarını hazırlayarak geçirdi. Ben bir haritacıyım. Evet, Bay Harita. Klaas Bindert, şehrin arkeoloji departmanından Sonder Eiserman'la bir ekip kurmuş. Birlikte şehrin tüm tarihi boyunca nasıl değiştiğini görmenizi mümkün kılacak etkileşimli bir harita yaratmak istemişler. Amaç şehirdeki görünmez tarih dünyasını daha görünür kılabilmek. Kaynak verileri cep telefonlarından ya da sosyal medyadan değil, şehir arşivinde kilit altında tutulan tozlu defterler ve antik haritalardan toplanıyor. Bu Herat de Boulogne'un haritası. 1774'ten kalma bir harita. Bu haritanın adı Van Deventer haritası.
1560 tarihli ve oldukça yanlışsız bir harita. Bu da askeri amaçlar için yapılmış. Sokaklardaki küçük noktaları görebiliyorsunuz. Bunlar değişiklikler sırasında yapılan ölçümler. Bu da Cornelis Antonisson'un haritası. Amsterdam şehrinin en eski haritası bu. 1544'ten kalma. 450 yıllık bu haritadaki ayrıntılar hayret verici. Google Earth çıkmadan çok önce kuş bakışı çizilmiş ve binalar üç boyutlu resmedilmiş. Aynı zamanda şehrin birçok sakininin günlük hayatını da tasvir ediyor. Eski haritalar taranıyor, ardından esnetilip sıkıştırılıyor. Böylece her bir hat modern Amsterdam'la aynı hizaya geliyor. Bu da şehir yerleşiminin zamanla nasıl değiştiğini görmenizi sağlıyor. Sonra eski defterler ve vergi belgelerinden her bina için ek bilgiler çıkarılıyor. Tüm binaları dört kategoriye ayırdık. Dini, kamusal, üretim ve askeri. Şehrin tarihi boyunca geriye gitmek için haritayı Amsterdam sokaklarında kullanabilirsiniz. Haritadaki mavileri görüyorsunuz. Bu bölge suyla kaplıydı ve şu anda hepsi yol olmuş. Eskiden su olduğunu hayal edemezsiniz ama haritada görebiliyorsunuz. 17. yüzyıla döndüğünüzde ciddi anlamda sağlamlaştırılmış bir şehir olduğunu görüyorsunuz. Günümüzde bu sağlamlaştırılmış kapılardan sadece birkaçı ayakta. Mesela Newmarkt bölgesindeki Waag binası. 1500'lere doğru devam edince şehrin birçok meşhur kapalı bahçesinin başlarda dini binalarda olduğunu keşfediyorsunuz. Şu anda durduğumuz yerde eskiden bir manastır vardı. 1389'da kurulmuştu. Adı da Yaşlı Rahibeler Manastırı'ydı. Buranın birçok binası, meyve bahçesi var. 1580'lerde Hollanda'da Katoliklik yasaklandı. Katolik kiliselerin ve manastırların birçoğuna el kondu ve kamu kullanımı için belediyeye verildi. Zamanda geri gitmeye devam edince etkileşimli harita sizi şehrin kuruluşuna dek götürüyor. Harita bize 1250'ye Amsterdam'ın en eski binasına götürüyor. Burası eski kilise. Eski kilise ya da Oude Kerk şehrin kalbinin yakınlarında yer alıyor. Kilise denizcilerin koruyucu azizi St. Nicholas'a adanmış. Zamanında balıkçıların kilisede oturup ağ ve yelkenlerini tamir ettiği biliniyor. Bugün kilise hala işler durumda olan bir ibadethane. 800 yılı kapsayan harita şehrin tüm tarihini görmenize olanak sağlıyor. Ve bu fikir tutmaya başladı. Dünyanın ilk kuş bakışı fotoğraflarının bazıları Google Earth'te görülebilir. New York ve Londra gibi şehirler artık etkileşimli tarih haritalarıyla keşfedilebiliyor. Harita üstüne yansıtılan bir tarih kitabı gibi. Etkileşimli haritanın temeli budur. Her şeyin bir yeri var ve haritaların da güzel tarafı bu. Evet. Teknolojinin hayatı yaşama şeklimizi değiştirmekte olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Tüm dünyada şehir planlamacılar artık şehirlerinin hareketlerini izleyebiliyor. Siz de mekanları tüm duyularınızla keşfedip zamanda geriye bile gidebiliyor ve sosyal medyayla artık dünyanızı paylaşabiliyorsunuz. Dünyayı milyonlarca insanın gözünden görebiliyorsunuz. Hepsinin merkezinde Amsterdam dijital çağda bir lider olmayı sürdürüyor. Biz sadece harita görünce heyecanlanan bir grup insanız. Fikirleri dünyanın şehirlerine bakış açınızı değiştirebilir. Topladığımız anonim veriler dünyanın şehirleri için çok büyük değer taşıyabilir. Amsterdam'dan küresel sahneye, gelecekte çevrenizdeki dünyayı daha önce hiç görmediğiniz bir şekilde görebilirsiniz.